Günaydın. Bugünkü dersimizde matematik altıncı sınıfla başlarız yeni konumuza. Ee, İkinci konumuz olayak geometri konusu. Demek bugünkü dersimizde olayak nasıl bir bir çeşit bir çeşit basit bir kısa tekrarlama ne okumuşsunuz ve ne bilirsiniz geometri ve değişik geometri şekilleri için. Demek biz ne zaman işleriz uh, geometride, de, ne zaman çizeriz değişik şekiller uh, Göreğiz ki vardır iki tür uh, şekiller On vardır iki boyutlu veya 2D ve 3 boyutlu veya 3D Veya ne deriz biz burada 3D uh, Makedonca Demek uh, iki boyutlu formlarla uh, iki boyutlu ve veya uh, iki boyutlu formlarla başlayacağız başlangıçta Demek ne şekiller biliriz geometriden? Ne ne adlarına göre ne, ne biliriz? Ne çeşit şekiller vardır? Vardır kare. Gidelim sarayın. Nedir karenin? Acaba biliriz? Ya da başlayacağız en küçük Demek en küçük geometri şekli ne yapabiliriz? Dır üçgen. Demek bakarsak a, nasıl gözükür bir tevi bir üçgen. Üçgenin vardır üç tane kenarı. Demek ne zaman çizeriz biz şekiller. Ee, tabi çizgi tahta nasıl nasıl çizeriz. Ee, Göreğiz ki vardır bir geometrik şeklinin vardır birkaç tane önemli parçası. Burada çizdim ben bir üçgen. Hem şimdi her bir köşesini işaret edeyiz büyük harflerle. Onlar da A, B ve C. Demek bu durumda e, görürüz ki bir tevi şekil olarak dır, e, kapalıdır. Demek yoktur bir hangi boşluk onda. Ve bu çeşit şekillere nedir? Her taraftan hepten e, kapalı. Hem kenarları da düz. Bunlara deriz çok gen. Demek çok gen ve bu durumda gen söz bize de verir kaç tane kenarı vardır. Demek e, acaba bir ne demektir kenar? bir şekilde. kenardır ne iki tane noktayı bak bir çizgi. Demek iki tane noktayı bu durumda köşeyi bağlayan doğru parçasına parçasına kenar denir. Aynı zamanda iki tane doğru parçasının kesiştiği noktaya genel olarak köşe denir. İki veya daha fazla veya daha fazla doğru parçasının kesiştiği noktaya genel olarak köşe denir. Demek aynı zamanda kenar için vardır hem söz var ayrıt yazayız yazayız onu parantez içinde. Ama biz genelde kullanayız kenar bazı defalar kitaplarda dikkat etmişim ayrıt kullanırlar ama biz kullanayız kenar. Demek görürüz burada. Bakalım şimdi bizim bu üçgende adlandıralım hangi varidir köşeler. Demek köşeler ama hangi varidir Köşeleri işaret ederiz A, B ve C. Demek köşeleri işaret ederiz büyük harflerle birer birer. Ama Kenarlar eğer bakarsak okuruz bir tevi doğru parçasını. Demek vardır AB, vardır BC ve vardır AC. Ne zaman yazarız bunu varı? Ki gösterelim ki der doğru parçasında üstünde çekeriz böyle küçük bir çizgi. Demek yazarız AB ve üstünde koyarız nasıl bir fes. Fesçe. o fesçe olarak bir, bir düz bir çizgi. O çizgi deverir ki derler onlar bir doğru parçası. Ve bu şekilde ayırdık kenarları. Kenarlardan madem vardır daha bir şey. Odur iki, keşe, iki kenarın bağlanma noktasında i̇şte böyle bakalım yapabiliriz biraz tarihsi. Biraz. Da şey. Yok tamam. Aa, demek bağlanma noktasında Böyle yapay aynasını biraz daha büyük ki daha güzel gözüksün. Yüzeyin başla. Demek. Birleşme noktasında üçgende. İki tane daha doğrusu bir köşede ne zaman bakarız? Demek gene yazarız A. Yazarız B. Yazayım C. Demek bunu siz defterden de yapabilirsiniz. Kendi büyüklüğün, e, kendilerinize göre e, önemli değiller o kadar çok büyüklüğün. E, şimdi. Demek daha bir kısım vardır. Bir de bir o aralık nereden bağlanır? İki tane doğru parçası. Daha doğrusu bir köşeyi ne bağlar doğru parça var. O olarak diyelim. Burada bir aralık. Burada vardır bir açık En Hem tepesinde vardır bir açakor Acaba bu ara bileriz ne deriz? Ee, dik açı tam değildir. Açı sözünü arardık. Diyelim burada açı sözünü işaret edeyiz. Küçük harflardan şimdi bak. İleride sana göreiz iz genelde Yunan harfleri. Devam. A, B, B, C. Bu durumda nasıl ne işaret ettik biz? O vardır açı var. Demek açı var. O ayak A, B, B, C. Demek açı vardır. Sadece iki tane daha doğrusu bir deyim a, köşede Nerede birleşir? birleşir? iki doğru parçasının birleştiği noktada aralarında olan açıklık veya mesafe. Demek ona deriz açı. Bir bir köşede iki tane kenarın bağlandığı bağlandığı yerde aralarında olan açıklık veya mesafeye açı denir. Demek a, sadece terim olarak açık var. E şimdi demek a, her bir çokgenin vardır kendi özellikleri. Buna göre her bir çokgende o özellikleri daha doğrusu o kendi kenar sayısı o kendi köşe sayısı, kendi açı sayısı, açı özellikleri vesaire. Demek biz bugün vardır genel olarak bakalım hep basane ıı, değişik o şeyleri. Ondan sonra göreyiz ıı, ne çeşit ıı, genelde göreyiz üçgenler ve dörtgenlerden değişik ıı, örnekler. Demek bakalım ne şekiller biliriz. Genelde biz ne zaman adlandırırız şekilleri. Demek ıı, onlara deriz çokgenler. Iı, ne kadar fazla kenarı var ise biz anarız devam üçgen Dörtgen, beşgen 6gen sekizgen, 8 yüzgen vesaire demek ne kadar kenar biz koyarsak ona o kadar olaya konu adı ama a, aynı zamanda vardır bazı geometri şekilleri ne ayrılır bu gruptan ona göre onvardır diyelim kendi adları a, vardır e şimdi a, bakalım ne duymuşsunuz sen deneyelim çizelim aynı var Demek ilk peşim yazalım ki a, düz kenarlı kapalı geometrik şekle çokgen denir. Demek düz kenarlı kapalı geometrik şekle çokgen denir. Çokgen örnekleri vardır. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen vesaire. Demek yazmayacağız. Görürüz ki mantık nasıl gidip nasıl ne o şey yaparız, çapa ıı, koyar büyütürürüz sadece sayısını. Ona göre devam çok genlerin genel olarak mecbur dender olsun hem düz ıı, bir hangi düz şekli. Devam eğer ben çizersem uh, ıı, değişik şekilde ıı, kenarlarını bir çok genel elde edersem bir şekil ıı, şekilde devam böyle nedir? Sadece örnek olarak Nasıl adlandırayız bunu? çizdim? Ne yapayız? Çok gene evet ama kaç tane, kaç tane kenarı vardır? Bir. Devam başlarsam buradan. Ee, takip edersek. Devam vardır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Demek budur bir dokuzgen. Demek görürüz ki buna diyebiliriz dokuzgen. Ama dokuzgen diyebiliriz. Devam devamın başka şekillere mecbur denir olsun. bu şekilde çizek. Demek nasıl çizersek biz bizim çok çokgenleri ona göre olaya adına göre kenarların kenar sayısına göre. Bakalım ne değişik geometri şekilleri siz bilirsiniz. Bakalım başlayalım sayalım. Demek gideyim birer birer adlarınızla hem hep oynarız o momente bir o şey. Ee, bakalım bildiğimiz geometri şekilleri. Hem bakalım ne biliriz. Ee, üçgenden bir şey başka. Berk. Demek ki bilirseniz sarayı. Dik Başka. Ee, Sıradadır devam eren. Kare. Tamam. İrem. Küp. Küptür bir şey değişik burada. Ee, ne derece bak Kare Küp arasında fark Göreyiz birazdan. Ee, tamam ya yazayız. A Küptür üçde. Evet. Ee, Sara bir hangi başka. Ee, bakalım bakalım iki boyutlu şekiller için konuşalım şimdi bak. Sara bir hangi başka şekil bilirsin sen? Dikdörtgeni demişek, Kareyi dedik. Başka acaba biliriz bir şey? Devam edelim. Yasin sen bilirsin. Nasıl sana? Demek evet demek on beşgen altıgen on var hep basitler çok genler. On varı demek ayrıdan niçin zaten ne yazdık. <laughs> <laughs> tamam vardır daire. Zeynep acaba sen bir şey başka bilersen? Evet. Hep hep ne hep basit. Bu vardır. Hep geometri şekilleri ve artık başka yoktu. Üçgeni andık. Üçgeni zaten çizdik. Daha doğrusu yazmadım ama. dört gen bitevi acaba bilirsin bir hangi dört ce başka demek anda dik dört kare var da en başka çeşit dört genler ama acaba bilirsin onları bilirsin bir şey berk ne derin Zeynep bir saniye Zeynep ne der bilmesin ee, hani ne nasıl çizer var? Egri, düz çizgiler. Acaba nasıl açık Açak aslında? Açık sen de düşünürsün. Berk bir şey... Baklava şekli. E şimdi onun baklava şeklinin vardır gerçek hadi Deldir bakvava emedir deltoid. Demek ona deriz deltoid dender baklava şekli. Demek <laughs> a, a, genelde benzer baklava şeklende ama tam gerçek adı onundur deltoid. Bir şey başka biliriz baklava şeklinden mi? Şey saymayalım yemekleri yanlışlıkla. Eren ne sen? Öyle. Demek 3 boyutlu vardır dikdörtgen prizma. Tamam. Ee, Irem başka ne vardı? Eşkenar dörtgen. Nedir? Nedir eşkenar dörtgen acaba? Şimdi bu reis bakalım. Kasa, Eşkenar dörtgen. Daha bir hangi tane biliriz? Demek Demek beşgen altıgen hep çok genler. Hep pasiyonlar kavarlar aynı ad altında. Devam. Her bir beşgen genelde olarak beşgen. Acaba e, biz yapayız düzgün 5 olsun eşit kenarlar olmasın. E, orada o kadar çok değiştirmez. E, demek andık beşgen-altıgenleri, 6 genleri onları çizmeyeceğiz. Bir şey başka acaba daha spesifik olarak acaba duymuşsanız veya okumuşsanız. Ve bunlar da hep ne biliriz şimdi. Hayır. Uh, biz... Sizem bir Ne Eren senin anakonda? Vardar koni Eren başka? Silindir Demek evet e, Şimdi biz bakarız daha fazla iki boyutlu mana ana sau onlar Demek vardar koni Vardar silindir uh, Vardar daire Demek daire yazdık daha doğrusu uh, Prizma'yı yazdık Üçgenin prizma şekli genelde evet daire hem küre eder ve üç boyutlu uh, uh, far. Uh, demek burada ayarabilir de iki uh, de hem üç de başlar alalım Demek uh, daha doğrusu burada o ayak uh, küp uh, dikdörtgen prizma silindir uh, küre. Hem Tony ile daha doğrusu. Ee, efendim? Ee, tamam. Kırdan sayfa. Evet iki boy. Siz yazabilirsiniz başla geometri şekilleri. Ee, nasıl ne yazmışım ben? Demek ee, iki e, B o demekler iki boyutlu formlar ee, Kitaptan kitapta ne yazar. E, o bader boyut. Demek ya bak a, ayırdık 2M3 a, boyutlu 2D 3 şekiller daha prizma dediler burada. Devam onu burada. Demek görürüz ki 2 boyutlu birkaç tane saydık. 3 boyutlu da birkaç tane saydık. Acaba bir şey başka biliriz. Nasıl budur her şey şimdi bak ne gelir aklınıza. Demek a, bu değişik şekilleri eğer o şey yaparsak gösterelim sadece şey üçgeni çizdik demek üçgeni bilara sepamaz dikdörtgenin bilara bilen bir özelliği vardır demek bir okuyacağız hem dörtgenler için uh, hem daha ne kadar çeşit dörtgen vardır demek hep asını yala nedir dörtgenin dik dikdörtgenin kare arasında acaba vardır bilen bir fark nedir fark deversen ay bakalım ilen verdi cevabı tam ama ay, yapmadım kare tam. A, olsun. Ne ne fark dikdörtgenle kare arasında Zeynep? Kare der daha şey. Aa, dikdörtgen del der şey. A kare daha kısa. Bir, bir özelliği vardır. Karenin ne dikdörtgenin yoktur. Ne der o acaba? Kenarları karenin hepsi ne? Her tarafıdır. aynı. Demek karenin tüm kenarları eşit. A dikdörtgenin vardır iki grup kenarı. Demek üst yem, alt yem, sağ M sol de Demek Buradan gördük dikdörtgen gördük kare diyelim daire vardır şimdi daireki çizelim lazım. O şey. Kalan bir. Daire diyelim. Daireyi çizeriz. Bu şekilde. Evet demek kare şeydir dikdörtgen şey değiller demek vardır dairemiz. Ondan sonra. Uh, vardır deltoid. Demek deltoid'dir bakvava şekli ve genelde devam uh, bir tarafıdır daha dar a diğer tarafı olabilir olsun daha geniş. Devam olsun bu şekilde. Demek buna deriz deltoid uh, veriye saklar. Hem görebiliriz ki iki grup kenarıdır aynı diğer iki grup kenarıdır aynı ama mecbur derler her bir defa olsun demek. Göreğiz uh, vardır değişik çeşit deltoidler de meydana gelebilir. Uh, ondan sonra Andık İrem ıı, irem dedi eşkenar dörtgen. Nedir değiş, nedir fark eşkenar dörtgenden kare arasında İrem? Acaba bilersen. Daha uzundur. Eğer yaparsak daha uzun gene o büyük kare. Eşkenar dörtgen dedir büyük kare. Kare hem eşkenar dörtgen arasında bir başka fark vardır. Kenarlar delder hepten hep düz 90 derecede. Daha doğrusu eşkenar dörtgende kenarlar eğri. Devam. Bir kenar alırsak büyüklüğünü. Hem şimdi devam onu. Oops. A, ki kalsın aynı büyüklük. Böyle yapayız. Hem, eğer döndürebilirsem ayağıma. Şey Demek ki çizelim bir eş kenar dördgen. Ve am çizelim baştan bir o şey. Göstereyiz. Ve am bunu yapmışım ben burada 6 santimetre. Hem şimdi devam alırım belli bir açıda o şey. Hem şimdi gene yaparım 6 santimetre. Demek her tarafına yapayım 6 santimetre. Demek olarak böyle çizdim ikinci kenarını. Hani. Şimdi çizerim üçüncü kenarını hani böyle. Ve çizerim dördüncü kenarını olarak burada. Demek dır nasıl bir çeşit egri kare. Demek budur eşkenar kenar dörtgen. Tüm kenarları eşittir ama açı varıdır. Deliler 90 derecede emederler biraz daha eğri. Ama olabilirim dik dikdörtgenin aynı vardır benzer hali. Nerede devamdır yatımına bir şekilde ama deliler tüm kenarları eşit. Devam olsun. Böyle. Bunun adı acaba bir arası nedir? Bu şekil mi? böyle bir hangi şekil? Ama adını ne bilmeyiz. Adı der Adı der paralel kenar. Aa, yamuktur bir şey değişik. Yamukta ya içerisine ya dışarısına der kenarlar. devamdır der. Yamukun vardır. 3 değişik tip kenarı. Devam der, Böyle yamuk toplerone. Ee, yamuk olarak bu şekilde. Buna deriz yamuk. Efendim kimsenin ne, ne istedi desen? Hem budur. Deltoid. Paralel kenarı diye akımında ama bilmez de kadani. Demek görürüz. E, burada vardır değişik o şeyler. Vardır dikdörtgen. Uh, vardır uh, kare. Hem nasıl görürüz ki her bir geometri şeklinin vardır kendi özellikleri. Demek burada kepasının arasında şimdi bunlar de dörtgenler. Demek vardır bazı özellikler nedir hepası için aynı ama vardır aynı zamanda bazı özellikler ne uh, ayarır onları daha doğrusu nedir uh, farklı hepası için. Devam. Kare ile neş genar dörtgen arasında deriz eşit özellikler ki der aynı büyüklükte her bir kenarı. Diğer taraftan bakarsak yan mukta vardır üç değişik kenar. Öyle? Vardır 6 demek bir kenarı der burada böyle. İkinci kenarı der bu. Ve üçüncü kenarı der yandan olan kenarları. Demek nasıl gidersek görürüz ki vardır değişik şekiller. Değişik özellikler. Dairenin var da acaba bir hangi köşe siyasi kenarı? Yok demek daire daire de daire de aynı. sanki yapmışak 360 gen genel olarak demek 360 tane köşesi bağlarsak silindir silindirin hops uh, uh, efendim yapıyorlar niçin yapamazsın demek ne kadar kenar istersen sen yapabilirsen o, uh, o kadar kenar olsun, kenar, uh, uh, o kadar kenar olsun onun o şey. Devam dikkat mişsiniz? Stop ne yazar uh, o şeyde uh, arabalar için genelde de sekizgen uh, şeklinde. Vedir devam sekizgen şeklinde bir iki üç dört beş devam bu şekilde böyle beş. 6 7 emeğer tam çizsam isa o geleydi devam 8 böyle bir şey. Demek burada vardır 8 tane kenar. Hem ona göre biz ne kadar istersek yapabiliriz. Ayar alam aynasını gösteremem başka şekilde. Demek genelde biz şimdi bak demek vardır işleyelim dörtgen ve üçgen ve dörtgenler ve onların özelliklerini daha ileride göreyiz demek A, silindir, küre, koni ve a, aynı zamanda üç boyutlu şekiller için. Demek bu üç boyutlu şekillerden a, daha bir tane anmadık. A, nedir çok tanıdık a, Mısır Devleti'nde? Vardır piramit öyle. A, demek piramitler bir çeşit üçgenin... A, üçgene... Bilgen olarak. Demek piramidi deyelim, çizeriz genelde bu şekilde. Yani yaparız nasıl bir üçgen? Hem koyarız hem daha bir kenarını. Hem elde ederiz bir üç boyutlu şekil. Böyle. Demek budur piramit. Arkasını deyelim görmeyiz. Arkasından kenarlar böyle. Daha yani eğer çizersem arkadan bir kenar. Ama onu yaş şey yapmayız. Hem gösteririz de bu şekilde. Demek ne zaman işleriz? Üç boyutlu şekillerden A, genelde 3 boyutlu için biz göremeyiz. 2 boyutta ben çizerim öyle. Demek ben em tahtada hem ne yazarız da 2 boyutta. Hem ona göre biraz lazım der verevan bir türlü ki gözüksün em hem 3. boyut. Demek uzunluk, gen, a, yüksek yükseklik ve derinlik. Demek burada vardır belli bir derin Aynı Aynısıdır geçerli devam dikdörtgen dikdörgen prizmayla. Alırsak dikdörgeni bir tevinası eder. Yapalım prizma haline? Ve azıcık onu devam ettirelim içerisine. Daha doğrusu o gene Genelde böyle yaparız eğri şekilde. Hem ondan sonra. Bir kenarı bulduktan sonra. üçüsünü yaparız aynı burada böyle. Hem onları sonra bağlarız. Hem dikkat edersek. Hem dikdörtgen prizmanın o ayak bazı özellikleri. Sadece onun vardır fazla kenarı. Vardır fazla köşesi. Aynısını yapabiliriz diyelim. Hem kare ile. Peki eğer alırsak. Uh, kare nasıl neler böyle. Uh, onun lazım da tüm ken, kü, kenarları olsun eşit. Elde devam bir küp. Hem o olarak devam böyle bir uh, böyle bir şekil. Böyle böyle hem biraz kaç diyelim. Yaptım biraz daha büyük ama az iş, biraz için benzeterek devam böyle lazım. Olsun tam küp. Değil sonuç. Efendim? Altıncıdan daha kolay beşinciden. Yok o legeler sana. Ee, küp vesaire. Demek görürüz burada çizde değişik bazı değişik e, geometri şekilleri ne vardır rastlanan biz hayatta. Tabi vardır çok karışık şekiller ne e, vardır görelim e, ileride. Ama genelde biz en de basit şekillerle ne işleyeceğiz? Der hepsi burada ne çizdik? ve şimdi göreyiz onların biz ileriki derslerde değişik özelliklerini göreyiz devam e, nasıl ayırtabiliriz, nasıl anlayabiliriz bir hangisi nedir, nasıldır vesaire. Ve aynı zamanda büyük dikkat koya, koyacağız çizmegane. Demek ben şimdi e, maalesef bunu internette ne zaman tutarız biraz daha zor olarak ki anlatırım e, ve göstereyim size çizmeyi. Ama sanırım ki problem olmayacak, yapabiliriz, bir çeşit göreyiz sırayla Island'a nasıl gideceğiz. Acaba vardır bir şey, sorarsanız. Hayır. Tamam, o zaman dersimiz bugün için bu kadar. Ve gene derse kadar güle güle.